28 Haziran 2018 Mersin. Mersin Anamur'dayız. Bozdoğan köyündeyiz. Sıtkı Gül. Burada rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü bu muz seramızda kullandık. Evet, kullandık. Kullanmadan önce toprak neydi? Kullandıktan sonra şimdi ne oldu? Ya da farklı gözlemlediğiniz şeyler nelerdir? Şimdi biz tabii bu şeyi bilmiyorduk önceden. Rekor gelişimi. Biz çapayı yaptırdıktan sonra tekrar bu rekor gelişimden bir aldık. Oğlum Erhan. Erhan Gül. Onun serasında çekeceğiz. Onun serasında çekilecek ama ben gönlümüne bir şey atıldı. Kova kullanıldığını söylendi. Ama ben iki kova kullandım. Tamam. Ve ağaçlarda ve siyahlık. Yani bunda bilmiyorum. Tabii ondan dolayısı bunlar da attılar ama. Fakat benim ağaçlarda daha siyah. Böyle daha güzel oldu. Daha güzel. Ve toprağı sizin alanınız bir de sizin bu seranız bir dönüm bir serası. Yok, 830 metrekare. 830 metrekare. Bir ama sera. Ben fidayı biraz daha çok koydum. Çünkü engin olduğu için sık sera. Biraz dikmişsiniz. Sık diktiğimin sebebi de seram engin olduğu için seyrek olduğundan yanıyor. Çok şapık güneşten yanıyor. Ben biraz daha sıklaştırdım. Ve toprağı daha yumuşattı. Ne oldu şeyden. Nasıldı bu toprak? Toprak sertti. Yani çapada, iskeliş dahi geçmiyordu buraya. Şu anda mesela bunu şey yapıyor, yumuşattı. Bunu bu şekilde yumuşattı. Daha önce nasıldı? Daha sertti yani. Dalmıyor muydu? Dalmıyordu yani. Sertti. Şu peki, anda şey gibi yani hep burada mesela şuradan da alayım daha başka. Mesela şuna bak. Şu şekilde bak. Evet. Yani yumuşattı. Ben memnunum. Herhangi bir çamurlaşma olmuyor. Yok, çamurlaşma olmuyor. Peki bu sene burada topraktan kaynaklı kök çürümesi vesairesi durumu oluşmuyor. Şu anda şükür bir şey yok. Şu anda yok. Yani ağaçların zaten şuradan ağaçlar belli zaten siyah olduğu ağaçların renkleri siyah olduğu, biraz sık olduğu için. Sık olduğu için. Tamam, ben ağacımdan memnunum. Yani gelişinden şeyinden. Hani erken de olmalı. Şu anda 50'nin üzerinde doğumlar. Şimdi burada bizim esas gerçek amacımız toprağın fiziki yapısını düzenlemek. Evet. Burada bitkiye saçak attırmak, saçağını derine götürtmek, suyu toprakta korumak ve suyu emdirmek. Şimdi burası kirli bir toprak. Evet, kirli doğru bir mu? Toprak. Evet. Sert bir topraktı. Sert. Peki toprak işlerken ya da bu ot mücadelesi vesaire yapıyorsunuz. Burada bir işçilikte herhalde şu an iyice rahatlamıştır yani. Tabii la ot zaten ilacı verdiğim gibi fazla ot çıkartmıyorum ben onun için. Kendim ama toprak için çok yumuşattı yani ben memnunum. Yani bu şekilde bu şekilde değildi yani mesela değildi. Bu şuraya bak. Yani bu şekilde yumuşatıyor. Şey olarak böyle dağılıyor. Dağılıyor yani. Dağılıyor. Şöyle tuttuğun zaman. Bu normalde topaklanıyordu. Topaklanıyordu. Çok geç bir zamanda yani tam tavını bulduk hani tav dediler yani ekim seyinde. Peki bu tavlılığını kaybediyor mu şu anda bu yok, toprak? Yok kaybetmiyor. Siz aynı ne şeyde. Zaman ne zaman uyguladınız hatırlıyor musunuz tarih? Ne zamandı? Ocak, Mart'ta mıydı? Yok, Şubat gibi. Şubat'ta uyguladınız. Şubat'ta uyguladınız. Şubat'ta uyguladınız. Şu an Haziran ayındayız. Şu an aynı tavlılık. Aynı şeyde nem devam ediyor. Nem rutubeti salmıyor. Sağladığı yani evet, sağlamış olduğu fayda aynen evet, devam ediyor. Memnunum ve ben. Artarak devam evet, ediyor. Evet. Peki öncelikle bu bölge. Evet. Bozyazı, Anamur ve bu civarda Türkiye'nin Antalya, Gazipaşa, Alanya bu bölgelerde yani zaten. Sizin zaten televizyonda Mersin'de, görüyorum yani evet. Bir şeyde toprak TV'de. Şöyle falan. Bakarsan kameraya kendini de göreceksin inşallah televizyonlarda bizim kanallarımızda. Öneriyor musunuz? Tavsiye eder misiniz? Öneririm çünkü ben gelecek yıl çapayla beraber yani 2 değil 3 atmayı düşünüyorum. Şöyle o konuda şöyle söyleyeyim. Bizim önerilerimiz alt sınırdır. Evet. Yani bir kova ya da başka ürünler için önerdiğimiz ürünler oranlar alt sınırlardır. Evet. Ekonomik alt sınırlardır ve bunu fazla atılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Birim alandaki gücü arttırırsınız. Tam tersi güç daha fazlalaşır, daha çok etki daha çok artar. Evet. Gördüğümüz gibi seramızda zaten gelişimler güzel. Evet. Toprağı zaten halletmişiz, düzelmiş. İyi esas oldu. Esas amacımız toprak düzenleyici. Evet. Var mı söylemek istediğiniz? Valla. Yani bu ben, muzla alakalı ilgili bir şey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben muzun gelişimi, hani yaprağı vesaire. Toprak da bunun düzenlediği için, toprağı yumuşattığı için ve nemi ve rutubeti tuttuğu için evet. Ben memnunum bu şeyden. Ha, ben çilek de ekiyorum.
Tamam. Ha, çilek tarlasında sefe atma durumu, kullanma durumu. Mesela şimdi çilek setini bir sefer çekiyor seti. Tamam. O anda tekrar atıyoruz kimya mesela burada. Tamam. Bunu da atabilirsiniz. Ondan sonra bunu atayım diyorum. Tabii ki. Üstünden tekrar tabii, bir çilekle, daha gidiyor zaten traktör. Çilekle ilgili olarak. De kullanım şekli var. Kullanılıyor bu şekilde. Ama aynı şey onun hani için de çileme geçelim. Mi faydalı sizin için? Çünkü biz daha yeni kullanacağımız için mi yoksa sete mi atalım? Şimdi muz olsun, çilek olsun, diğer sera üretimleri olsun. Toprak bütündür, bütün çalışır. Evet. Seranın her noktasına değmesini biz istiyoruz. Evet, sadece tamam. Sıraya değil. Mesela atmadığınız bir boş noktada da bu saçak bir şekilde uzanıyor ya da çilek yapıyorsunuz. Sadece sete değil de komple set yapmadan o zaman saçtınız, sürülmüş bir tarlaya, sürülmüş bir tarlaya evet. Çileğin diyorsunuz kimya tarı gibi. Ondan sonra istediğiniz şekli verin. Ha, ondan sonra setinizi çektirin yapın. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Serayı ediyoruz. Gezdirdiniz. Teşekkür İnşallah ediyoruz. Üreticiler de sizi izleyecekler. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür bakalım ediyoruz. Bakalım kameramızı da. Biz teşekkür ediyoruz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.